Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine farklı bir kendin yap projesiyle karşınızdayım. Bugün gerçekleştireceğimiz projede kamp faaliyetlerini kullanmak için güzel bir uyku tulumu yapmayı deneyeceğiz. Ben gördüğünüz gibi şimdi İzmir'de Konak Meydanı'na geldim. Arka tarafımda kemeraltı var. Oraya gireceğim. Uyku tulumu yapmak için gerekli olan malzemeleri temin edeceğim. İşte bunlar neler? Kumaş, elyaf, cırt cırt, dikiş ipliği, birazcık fermuar ve ip gerekli olacak. Gireceğim, onları alacağım. Ondan sonra atölyeye gideceğim. Ondan sonra uçurumu yapmaya başlayacağız. Yine güzel bir eğlenceli bir proje olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ben kemer altına giriyorum alışveriş yapmak için. Atölyede görüşürüz. Arkadaşlar hepinize merhaba tekrar. Şimdi atölyeye geldik. Burada görmüş olduğunuz gibi büyük bir kumaş yığını ve elyaf yığını var. Birazdan bu yığını güzel, -10 derece, 12 derece bir uyku tulumuna çevireceğiz. Ben bu projeye başlayacağım ama aynı uyku tulumunun bir tane de küçüğünü yapacağım size. Orada hangi adımları nasıl yaptığımı göstereceğim. Ondan sonra geçeceğim büyükte bu adımları uygulamaya başlayacağım. Burayı görebiliyorsunuz, bilmiyorum, dikiş makinem var. Dikiş makinesi, şimdi bunları yere alıp dikiş makinemi yukarı çıkaracağım ve projeye başlayacağız. Bizim yapacağımız uyku tulumu bivak tipi bir uyku tulumu olacak. Yani hem açılıp hem kapanabilen, yorgan olarak da kullanılabilecek kampta bu uyku tulumu. Kapattığın zaman da koza şekline gelecek bir uyku tulumu olacak arkadaşlar. Tabii ben bu dikiş ipliği konusunda çok profesyonel değilim. Dolayısıyla benim uyku tulumum profesyonel bir uyku tulumu gibi alpin tipi bir uyku tulumuna dönüşmeyecek. Muhakkak soğuk noktaları kalacak uyku tulumunun. Ancak -10 derecelerde, -12 derecelerde bizi sorunsuzca koruyacağını düşünüyorum. Metrekaresi 200 gram elyaftan oluşan bir elyaf çeşidi tercih ettik. Yani bir metrekaresinde 200 gram malzeme kullanılmış. -18 derecelik uyku tulumlarında 400 gram elyaf kullanılıyor. Biz de aşağı yukarı metrekare 400 gram kadar denk getireceğiz. Çünkü ben bu elyafı iki kat yapıp, her bir yüz için iki kat yapıp kullanmayı tercih edeceğim arkadaşlar. Ancak hani soğuk noktalar olabileceğini düşündüğümüz zaman da -10-12 derecede bizi problemsizce kurabilecek bir uyku tulumu olacak. Bugünkü yaptığımız harcamalar ne kadar tuttu? Pamuklu kumaşın metresini 10 liradan aldım arkadaşlar. 3 metre aldım, 30 lira bu. Polyester kumaşın metresini 4 liradan aldım, su geçirmez. Bundan da 3 metre aldım. Ve elyafın metresi de 8 liraya geldi. Zaten ekranda şu anda görüyorsunuz burada toplam kaç paraya mal olduğunu. Dolayısıyla iyi olmayan ortalama bir uyku tulumu fiyatlarına baktığınız zaman, kullanılabilecek bir uyku tulumu fiyatına baktığınız zaman onun çok daha altına biz bu bivak uyku tulumunu imal etmiş olacağız. Dilerseniz şimdi yapım aşamasına geçelim. Dediğim gibi önce küçük bir tane yapacağım, size göstereceğim. Ondan sonra büyükte göstereceğim. Elimizde iki tane kumaş var. Bir tanesi yeşil kumaş, bir tanesi gri kumaş ve bir tane de arada elyaf dolgu malzemesi var. O da bu. Önce yeşil ve gri kumaşı birbirine dikip bir boru elde edeceğiz. İlk başta onu yapayım, onu göstereyim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil ve gri kumaşı birbirine diktim. Burada boru şeklinde bir yapı elde ettik. Şöyle daha yakından göstereyim size. Bu yeşil kumaş, bu gri kumaş olduğunu düşünün bunun. Bir boru elde ettik. Şimdi büyük kumaşta aynı şekilde gri ile yeşili üst üste getirip dikip bir boru formu elde edeceğiz. Tulumun önü ve arkasını yaptık. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi boru haline getirdik tulumumuzu. Şimdi bunun kısa kenarlarından bir tanesini şuradan tekrar dikeceğim.
Arkadaşlar şimdi cep kısmını yaptık. Cep gibi oldu. Artık bunu burada gördüğünüz gibi dışta dikiş izleri kalmaması için bunu olduğu gibi ters çevireceğim. Yaptığım tulumu. Gördüğünüz gibi dikişler işte kaldı. İçini dışına çevirdik. Şimdi bunun içerisine yani bu çevirdiğimiz malzemenin içerisine elyafı yerleştirmek yani kaldı geriye. Bu şekilde elyaf malzemeyi yerleştireceğim. Arkadaşlar ben tulumun içerisine şimdi elyafı geçirdim. Aynı yorganı nevresime geçirir gibi geçiriyoruz. Burada size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi gördüğünüz gibi modelimizde elyafı tulumun içine geçirdik. En ucuna kadar içinden elyafı itip elyafı köşelerinden toplu iğneyle kaymaması için tutturuyoruz. Bunu bütün kenarını, bu kenarını ve bu kenarını toplu iğneyle iğneleyeceğiz. Yani elyafı tulumun içerisine sabitleyeceğiz burada. Gördüğünüz gibi ben de şu anda o işlemi yapıyorum burada. Ben tulumu iğneledim dolgu malzemesini elyafı içine. Yani şurada modelde de göstereyim. Elyafı yaptığımız tulumun içerisine soktuk ve dört köşeden kaymaması için tulumla beraber elyafı birbirine iğneledik. Şu anda bu dört kenarından elyafı tuluma dikeceğim. Dört tarafından da sabitledik dolgu malzemesini. Tulumun açık hali böyle oldu. Yani ikiye katlandığı zaman şu şekilde bir tulum olacak. Şimdi içerisinde elyaf hala kayar vaziyette. Şöyle göstereyim ben size. Yani bu tulumun dış malzemesiyle içindeki elyaf birbirinden ayrılıyor. Kaputone denilen bir sistem var arkadaşlar. Şimdi uyku tulumunu diklemesine ve enlemesine ikişer sıra şeklinde tekrar dikeceğim. Böylece içindeki elyaf kare kare tulumun dış yüzeyine sabitlenmiş olacak. Şimdi onun dikişini dikiyorum. Tulumumuzu kaputone olarak diktik. Görüyorsunuz dikey çizgiler var. Detay dikiş atmayacağım çünkü soğuk noktaların artmasını istemiyorum ben. Bu tulumun açık hali. Şimdi bunu kapatacağız. Ve bu şekilde bir tulum haline gelecek. Ama ben burada tulumu kapatırken fermuar kullanmayacağım. Onun yerine cırcır kullanmak istiyorum. Güzel, kaliteli bir cırcırt aldık arkadaşlar. Baş kısmını büzmek için bir parça ipimiz var. Cırcırtı dikeceğim. Şimdi bu -10-12 derece soğuklara kadar, soğuklar için tasarlanmış bir uyku tulumu olduğu için yaz aylarında ve bahar aylarında bu tulumu kullanmak maalesef çok kolay olmayacak. Cırcırtlı yapacağım ben bunu. Eğer hava çok sıcak olursa cırcırtları açacağım. Örtmek istersem üstüme yorgan olarak örteceğim. Çok soğuk havalardaysa
bir çırpıda kapatacağım ve kapalı tulum olarak kullanacağım. İpini büzeceğim ve tam bir koza haline gelecek bu. Şimdi dilerseniz cırcırtı çekelim. İşlemi bitti. Gördüğünüz gibi tulum hazır. Şimdi buna bir tane buradan kanal dikip büzme ipini geçireceğiz içinden. Gerçekten güzel. Kendi ihtiyaçlarıma uygun, kendi cüsseme uygun güzel bir tulum yaptık. Dilerseniz şekilde açıp daha sıcak günlerde kullanabileceğiniz, çadırın ister altına serebileceğiniz, yani matların üstüne serebileceğiniz, isterseniz kendi üstünüze örtebileceğiniz güzel bir uyku tulumu oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şuradan bir tane kanal diktim buraya. Şimdi bu kanalın içerisinde boğma ipini geçireceğim. Soğuk kış akşamlarında tulum içine tamamen girip ağzını kapatmak için. Uyku tulumunu tamamladık. Bu akşam test etmek için bu uyku tulumunda uyuyacağım. Gördüğünüz gibi şeyi de taktım ben. Büzme, boğma ipini de taktım. Çok soğuk kış akşamlarında kafamı içine sokup soğuktan tamamen İzole bir ortam yaratacağım bir tulum oldu. Şöyle tamamen kapatmak istiyorum. Boğma ipini içeriden taktım çünkü kapatmam gerekirse uyku tulumunu içeriden kapatmam gerekecek. Yani tulumun içindeyken kapatmam gerekecek. Tamamen korunaklı. Şu anda çok fazla sıkamadım bunu dışarıdan. İçeriden birazcık daha rahat sıkılır diye düşünüyorum. Buranın ve kumaş çok yeni olduğu için hala daha çok sert. Birazcık daha kullandıkça açılacaktır bu. Belki birkaç defa yıkamak gerekir. Çünkü adım adım sıkıştırılıyor. Yani ufacık bir delik, nefes alacak kadar delik olması yeterli. Az önce de söylediğim gibi benim cüsseme uygun. Gerçekten güzel, başarılı bir proje oldu. Arkadaşlar, söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Bugün kanalımda çok fazla istek gelen kendin yap bir uyku tulumu projesini hayata geçirmek istedik. Gerçekten güzel oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalıma aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.